Bu derslerin faydalı olmasını istiyorsanız dersleri mutlaka yazarak izleyiniz. Yediyi dağıtıyoruz. X üssü 1 var burada. X üssü 7. 2 ile 7'yi çarparsak Y üssü 14. 3 kere 7 Z üzeri 21. 3'ü dağıtıyoruz. 3 kere 2 6 X üzeri 6. 3 kere 4 12. Y üssü 12. 3 kere 6 18. Z üssü 18. Burada önce şu 3'ü dağıtalım. Bu 3'ü dağıtırsak 2'nin küpü çarpı x'in küpü oluyor. Çarpı y ve en dışta kare. Şimdi 2'yi dağıtalım. 2 kere 3 6, 2 üssü 6, 3 kere 2 6, x üssü 6 ve y kare. Bunu biraz daha pratik yapalım. Bakın bu 2 hem bu paranteze hem de x kareye dağılacak. X kareye dağıtalım. 2 kere 2, x üzeri 4. Bu kareyi buna dağıttığımızda burası 4 olacak. Artık bu paranteze benim üs olarak 4'ü dağıtmam lazım. Y üssü 4, 4 kere 4, 16, z üzeri 16. 10. soruda biraz karışık gibi görünüyor. Yine pratik hareket edeceğim. X, y ve z var. Önce x'i yazdım. Bakın bu 3 bu kareyi etkileyecek. Yani 3 kere 2, 6 gelecek. Bir de çarpılırken bunun üssü 1. Çarpılırken üsler toplanıyordu. Yani bu x üzeri 6 olarak buradan çıktı. X üzeri 1 ile çarpılırken artı 1 gelecek. X'i hallettik. Şimdi y'nin üssünü hesaplayalım. Kare burada var. Bakın şu kare bir kere bunu etkileyecek. 2 üzeri 2 kaç olacak? 4. Sonra bu 4 de bu 3 ile çarpılacak. Bu 3 de etkiliyor. Yani 4 kere 3 y üzeri 12 buradan geliyor. Yine bu y üzeri 12 olarak çıktığını düşünün. Daha sonra bununla çarpılacağı için buradan da artı 2 gelecek. Geldik z'nin kuvvetine. Z kare var. Dışında 2 var. Çarpılıyor 4. 3 var. 4 kere 3 12. Dışarıda herhangi bir şey yok. Direkt z üzeri 12. Sonuç olarak x üzeri 7. Y üzeri 14. Z üzeri 12. Önce x'in üssünü hesaplayalım. X'i yazdım. Bakın kare var. Bu kareyi ne etkiliyor? Şu dışarıdaki kare etkiliyor. Bu küp sadece y ile z'yi etkiliyor. 2 kere 2 4 gelecek. Y'nin üssüne bakalım. Y küp. Sonra bu 3 bu 2 ile çarpılacak. Y üzeri 6 yazdım. Buradan da bakın y kare daha geliyor. Bunlar çarpılırken toplanacak çünkü arada çarpma var. Tabanları aynı sayıların üstleri toplanıyordu. Ve artı 2. Sırada z var. Z küp 2 ile çarpılıyor. Z üzeri 6. Üssü 4 de buradan geliyor. Artı 4. Sonucumuz x üssü 4. Y üssü 8. Z üzeri 10. 4 burada var. Bakın şu 4 de onu etkiliyor. 4 kere 4 16. Başka x yok. X üssü 16. Y'nin üstüne bakalım. 1 kere 3 6. 6 kere 4 24. Buradan da y üssü 6 geliyor. Arada çarpma olduğu için üstler toplanıyor. Artı 6. Z'ye bakıyoruz. 3 kere 4 12. Z'yi etkiliyor. Üssü 12. Buradan da 4 geliyor. Artı 4. Sonuç olarak x üssü 16 çarpı y üssü 30 çarpı z üzeri 16. Burada tek taban 2. 2 yazıyorum. 3 kere 2 6 buradan gelecek. Çarpılırken üstler toplanıyordu. Artı 5 de buradan. 2 üssü 11. Yine 2 yazdım. 3 kere 2 6 artı 4 buradan. 2 üssü 10. Tabanımız 3. 2 kere 7 14 artı 3. 3 üssü 17. Tabanımız x artı 2. İfadede x artı 2'ler var tabanda. X artı 2'yi yazdım. 5 kere 7 35. Burada bakın gizli bir 1 var. Çarpıldığı için artı 1. X artı 2 üzeri 36. X artı y, y artı x. İkisi de birbirinin aynısı. X artı y olarak düşünelim. 7 kere 12 84. Küp de burada var. Artı 3. X artı y üzeri 87.
Tavanımız 2, 3 kere 4 12, 5 kere 6 30, arada çarp olduğu için artı 30. 2 üssü 42. Tavanımız 2, 5 kere 6 30, arada çarpı var artı 6 kere 3 18. 2 üssü 48. Tabanımız 5, 3 kere 13, 39, arada çarpı var, artı 11 kere 2, 22. 5 üssü 61.